Bu ne böyle? Çevir bakalım. Çevir sayfayı. Sen yarın gel, bugün git. Yolda uzun zaten. Fotovolk. Fotovolk yapacağız. Neredeyiz? Pers Mezarlığı'na geldik. Pers Mezar Anıtı'na geldik. Burası Foça'ya yolu üstünde. İzmir'den Foça'ya doğru gelirken 5-6 kilometre evet. Kala sağ tarafta kalıyor. Bir sapağı var. Yol üstünden gözüküyor. Gelmesi kolay. Aynen öyle. Zaten bu ne böyle yolun orta şeyin yolun evet. Kenarında Allah Allah diyorsun. Kurşun delikleri dolu da bir şeyi var. Evet. Tabelası var. Kurşunlamışlar tabelayı. Yani ne istediniz tabeladan acaba? Yani kapısı açık sürekli. Başka öyle bir evet. Şey yok zaten. Giriş hani. Ücreti falan yok. Böyle girip çıkabilirsiniz 24 saat. Gece de ışıklandırıyorlar galiba evet. Burayı. Gece ışıklandırıyorlar. Gece daha güzel görünüyor evet, aslında geçerken. Güzel gözüküyor geçerken ama bu yan tarafta mezarlık ve biraz ıssızlığın ortası da evet. Olduğu için yani çok... Gece buraya bir ziyarete gelir misiniz? Ben gelmem. Ben de gelmem. Yok. Yani öyle geçerken hoş bir manzara. Hani tarihi bir şehre girdiğinizin bir evet. Göstergesi, bir nişanesi gibi. Peki burası ne o zaman? Ne o zaman ne burası? Zaman? Pers Anıtı ne alaka? Ne alaka Perslerle şimdi deyince tarihin tozlu sayfalarına çevir bakalım. Çevir sayfayı. Ben çevirdim de aklımda pek bir şey kalmadı. O yüzden Deniz anlatacak. Aralara belki girerim. Evet, milattan önce 400'ler civarında evet. Persler Anadolu'yu istila ediyorlar. Bunlar İran'dan kalkıp geliyorlar. Lidya'da Sart şehri Manisalı. Tabii sen Manisalısın bilirsin. Sart'ı bilirsin. Sart şehrini alıyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Oradan bütün Anadolu'yu fethe çıkıyorlar. Hatta 300 Ispartalı filmini izlediysen eğer. Evet. Evet. İşte o ekip. Konular buradan. Aynen. Önce Anadolu'yu alıyorlar, ondan sonra Yunanistan'a doğru gidiyorlar. Tamam, oturdu kafamda evet, biraz. Oturdu mu? Oturdu. Şimdi bu Anadolu seferine çıkan Pers kralı evet. Kiros diye bir vatandaş. Hı-hı. Ondan sonra bunun bir de kumandanı var, sağ kolu Harpagos. Evet, adada. Tamam. Okumuşsundur. Onları okudum. Hatırladın mı? Bu evet. Hikayenin onlarla bir ilgisi var, onu hatırladım evet. Şimdi. Evet, Harpagos geliyor Foça'yı fethetmeye. Ordusuyla dayanıyor Foça surlarının kapısına. Bir kısmını da yıkıyor. Foçalılara diyor ki, ya birader beni uğraştırmayın. Teslim olun. Bizim kralımıza bir boyun eğin, bir eyvallah deyin. Hani boşu boşuna yıkmayayım şehrinizi. Evet. Hiç böyle kargaşalık olmasın. Foçalılar da diyorlar ki, biz bunu bir düşünelim. Değil mi? Tamam. Diyorlar. Evet, tamam hatırladım. Çok eğlenceli. Ama diyorlar, ya biz bir gün düşünelim. Sen yarın gel, bugün git. Yolda uzun zaten. Bu 3 gün sonra anca gelir. Az diyorlar, şöyle bir geri git. Surlardan açık çek ordunu. Biz rahat düşünelim diyorlar. Sen gece pıllarını, pırtalarını topla. Değil mi? Toplayıp gemilerine atlayıp. O şeyleri hatta 50 kürekli olanlar. 50 kürekli olanlar. Onlar da meşhur çünkü. Sadece Foçalılar da var. Evet. Onlar da kaçıyorlar. Sen gece vakti pıllarını, pırtılarını toplayıp kaçıyorlar. Yallah. Ondan sonra mantıklı. Tabii yani evet ertesi gün Harpagos bir geliyor ki Foça'da kimse yok. Kapı duvar. çalıyor açan kimse. Yok. Güzel. Evet. Öyle ondan sonra gidiyorlar Foçalılar Sakız Adası'na. Hı hı. Sakızlıların da böyle ellerinde ufak tefek boş adaları varmış o zamanlar. Ya diyorlar hacı şunlardan birkaç tanesini bize satın biz buraya yerleşelim. Paraları da var ha. Tabii diyorum zengin Foçalılar. Sıkızlar tabii satmıyorlar. Bunlar şimdi buraya yerleşirler bize rakip makip olurlar. Hmm. İşimize taş koyarlar ya, diye satmıyorlar. Diyorlar ya hadi siz gidin başka yere. Bunlar da ondan sonra çıkıyorlar Sakız Adası'ndan. Foça'ya geri geliyorlar. Ondan sonra Harpagos tabii boş şehirde ne yapacak adam? Değil mi? Ha bir avuç sıkıcı şey, yani. Yani kimse yok bir şey yok. Ne yapayım yani? Ne yapacağım bir rakı balık yapayım desen lokantada kimse yok. Doğru. Bir avuç adam bırakmış nöbetçi diye hı-hı. Çekmiş gitmiş. Sen Foçalılar o bir avuç adamı kes. Geliyorlar hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Ha. İntikamlarını alıyorlar Perslerden. Hı. Ondan sonra diyorlar ki. Bir, çok büyük yemin ediyorlar. Hı hı. Demiri kızdırıyorlar tamam mı? Denize atıyorlar. Diyorlar ki
bu demir parçası su yüzüne çıkmadan Foça'ya döneninde Allah cezasını versin diyorlar. Ha, tamam mı? Tamam. Çekiyorlar, gidiyorlar. Sonra yarı yoldan yarısı geri dönüyor. Geri dönüyor. Öyle yani, Foçalılar böyle büyük yemin edip ondan sonra yarı yolda tükürdüklerini yalayıp geri dönüyorlar. Yani sonuçta memleket yani. Nasıl bırakacaksın? Tabii canım. Aynen. Zaten, Foça gibi yer hani zaten. Hani parayını alayım desen alınmıyor yani. Bak satmıyor işte satmıyor adamlar. Allah, satmıyorlar. Takıncısı satmamış yani. Evet. Sen niye bırakıyorsun güzel memleketini? Mezar anıtıyla ilgili de... Bu Kiros'un başka bir kumandanı var. Başka bir kumandan mı? Başka bir kumandan. Tamam, ben o zannettim. Evet. Çok sevdiği başka bir kumandanı var. O savaşta ölüyor. Hı hı. Şimdi adını hatırlamıyorum adamı. Tamam. Karıcağızı da evet, ah beyim diye dayanamıyor. Evet, canına i̇şte, kıyıyor. Canına kıyıyor. Ve? Kendini atıyor şuradan buradan falan. Artık nasıl yaptı bilmiyorum. Olabilir, tamam. Evet. Detaylar yok. Ondan sonra kadıncağız da ölüyor. Kendini öldürüyor. Kiros da çok üzülüyor. Kahrından şey yapıyor falan. Onun için yaptırdığı rivayet ediliyor. Yani biraz şey var, bu Perslerin bu işte Anadolu'yu fethe çıkıyorlar ya, hı-hı, biraz propaganda olsun diye yaptırdıkları. Biz buraya geldik. Şey. Evet. İzimizi de bıraktık. Aynen. Çünkü o zamanlar ta bu şeyden Sart'tan İran'da Susa'ya kadar, hı-hı, bir kral yolu var. Hı-hı. Bu İpek yolu gibi bir yol. Bütün ticaret oradan yapılıyor. O şeyden Sart'tan bu Foça'ya doğru da bir yol olduğu, hı-hı, yazıyordu bir yerlerde. Yani o antik yol üstünde büyük, hı-hı, ihtimalle hani gelen geçen görsün, yok, de namı buraya izliyorsun. Buraya da geldik. Ha işte burası buralarda bizim diye. Bu Harpagos'ta çok acık bir hikayesi var adamın valla. Ama onu ya anlatmayacağım. Nerede anlatacaksın? Web sitesine yazacağım. Web sitesine yazacaksın. Web sitesine yaz. Ya. Bizim çünkü bir web sitemiz var. Kimse girmiyor. Sıfır trafikle. Tamam, bundan sonra yazıyoruz, evet, aynı zamanda. Burada bulamadığınız aynen. Detaylı bilgileri, şeyleri, ayrıntılı muhabbetleri, ayrıntılı dedikoduları vesaire, her türlü. Kraliyet dedikodusundan lordların dedikodusuna her şeyi bulabileceğiniz, evet, şey, antik magazin. Antik magazin. Antik magazin denizden sorulur. Yani pek güncel değil, olmuyor tabii yani biraz. Yani. Antik magazin meraklıları web sitemize girsinler efendim.